Evde biraz bu 15 gün düşüneceğim bu işi. 15 gün sonra yazılı verebileceğim diyebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar hep bizim haklarımız. Siz orada ne kadar kendinize emin tavır takınırsanız orada vücut dili olarak emin tavır takınırsak orada galip duruma geçebiliriz. 15 gün sonra yazılı verebilirsiniz. Ben kabul ediyorum etmiyorum şeklinde. Sonra tutana vaki olmuş ya da vaki olmamış şeklinde tutulabilir. Uzlaşmaya varılmış ise uzlaşmanın vaki olduğuna dair tutanak imzalanır. Vergiler tahakkuk ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenir. Uzlaşma teklifine hemen cevap vermeyebiliriz demin söyledim. Uzlaşılmamış ise uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanak tutulur. Bu durumda tarihat öncesi uzlaşma ise yargısal süreç için ilgili vergi dairesine ne oluyor? Ceza ihbarnamelerinin tebliği beklenir. Tarihat sonrası uzlaşmada uzlaşma vaki olmadığı şeklinde tutanak tutuluyorsa bize ek 15 gün süre vermek zorunda. Yani süre, vermek zorunda değil, yasal öyle bir süremiz var, öyle söyleyeyim. Uzlaşmaya gittik, uzlaşma vaki olmadı ama bu arada dava açma süremiz bir 15 gün daha ne olmuş oluyor? Uzamış oluyor. İdare nezdinde çözüm de olabiliyor. Her zaman uzlaşma olmuyor. Bazen vergi dairesi vergilendirmede hata yapıyor, oranda hata yapıyor, verginin kişiliğinde, şahsiyetinde hata yapıyor, türünde hata yapıyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Vergi dairesine bu işi yazı olarak başvurmak suretiyle vergi dairesinin bunları düzeltme yetkileri var. Bu barışçıl yol diyoruz biz buna. Ama bunların mutlaka tahtak zaman aşımı süresi içerisinde yapılması gerekiyor. Bazı vergi daireleri iyi niyetli, zaman aşımı süresi geçse bile düzeltebiliyorlar. Vergi hatalarını söyledik. Bu vergi dairesi illa bizim başvurmamız gerekmiyor vergi hatalarının düzeltilmesi için. Vergi dairesi bunu fark ederse kendisi de resen bu işlemi ne yapabilir? Başlatabilir. Vergi hataların düzeltilmesi dava açma süresi içerisinde başvurulması halinde dava açma süresi devam ediyor. Bu çok önemli. Yani bize bir vergi ceza ihbarnamesi geldi. Bu vergi ceza ihbarnamesinde ne yapıyor? 30 gün dava açma süremiz var. Ama bakıyoruz vergi dava ceza ihbarnamesinde bariz vergi dairesinin hatası var. Vergi dairesine yazılı başvuruyoruz. Vergi dairesi bunu ne? Tamam ben bir düşüneyim, düzelteceğim, yapacağım diyor. Ama bu arada bizim neyimiz işliyor? Dava açma zaman aşımız işliyor. Bizim tavsiyemiz şu, hem dava açın hem vergi dairesine itirazda bulunun. Neden? Eğer vergi dairesi kaldırırsa dava otomatikten zaten ne olacaktır? İlk savunmada düşecektir. Bu çok önemli. Dava açma süresi geçtikten sonra bir takım şeyleri fark etmişsek, bu durumda vergi dairesine bu işlemi düzeltmesi için 30 gün içerisinde Maliye Bakanlığı'na şikayet yoluyla bir halimizi ahvalimizi anlatıyoruz. Bu Maliye Bakanlığı dediğim artık Gelir İdaresi Başkanlığı oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 60 gün içerisinde sizin bu durumunuza ne yapmak zorunda? Cevap vermek zorunda. Eğer cevap vermiyorsa zımmen ne yapmış oluyor? Reddetmiş oluyor. Ve 60. günden sonra 30 gün içerisinde dava açmamız gerekiyor. Tekrar dava bu hakkı kazanmış oluyoruz. Hiçbir şekilde Maliye Bakanlığı şeyi kaldırmıyor genelde. Bu tip durumlarda kaldırmıyor. Ne yapıyor? Davaya hazırlık olsun diye tarih dosyanızı Gelir İdaresi Başkanlığı'na istiyor. Yaptığı tek şey o. Uzlaşmanın vaki olmaması durumunda tarihat öncesi uzlaşmada rapor ilgili vergi dairesine gönderilir. İlgili vergi dairesi cezaları tarih eder ve bir ay içerisinde demin dediğim gibi dava açılmalı. Yukarıdaki tebliğ işlemeleri bir ödeme emrini ilgilendiriyor ise 7 gün içerisinde ne yapılır? Davasının açılması gerekiyor. Üst mahkemelerimiz var bizim. Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay olmak üzere. Bölge İdare Mahkemeleri 25 bin liranın altındaki vergi davalarının itirazında kullanılıyor. Danıştay'da ise 25 üstünü ilgili 25 bin liranın üstünde olan vergi davaları oraya gidiyor. Daha doğrusu 3 hakimle bakılanlar Danıştay'a, tek hakimle bakılanlar ne yapılıyor? Bölge İdaresi'nde görülüyor. Vergi mahkemesinin vermiş olduğu yürütmenin durdurma kararları bir de bölge idare mahkemesinde bakılıyor. Bunlar kesindir. Yürütmenin durdurulması dışındaki kararlarına tekrar bir itiraz hakkımız var bizim bölge idare mahkemesine. Yani kararını tekrar gözden geçir deme hakkımız var. Dedim 25 liranın üstü Danıştay'da. Danıştay'da tekrar dediğim gibi karar vermesi durumunda tekrar ne yapılabilir? Kararını gözden geçir diyebilir, biz diyebiliriz, kaç taraf diyebilir. Bunun dışında eğer bozma kararı vermiş, ilgili mahkeme direnme kararı verip tekrar dosyayı oraya göndermiş ise ikinci itiraz nereye gidiyor dava? Dava daire, vergi davaları dairesi genel kuruluna gidiyor. Vergi dava daireleri genel kuruluna gidiyor, orada sonuçlanıyor. Şimdi bizim en önemli konularımızdan biri de bu başkanım. Çünkü bizim hepimizin kangren
ne? İtirazı kayıtlı işlemler. Son zamanlarda vergi daireleri bizlere ne yapıyorlar? Tenzil yazıları gönderiyorlar, öyle değil mi? İşte şu kişiden, şu firmadan olan alışveriş tenzil edin, yoksa hakkınızda ne yaparız? Vergi inceleme raporu, vergi incelemesi başlatırız, sizi koda alırız. Tehditler geliyor. Bu tür yazılar genellikle dediğim gibi başka firmalar hakkında vergi inceleme raporlarından kaynaklanmak suretiyle hakkınızda çıkıyor. Gelen yazılarda dikkat edilmesi gereken düzeltmenin istenip istenmediğidir. Buna çok dikkat edeceğiz. Yani gelen yazıda düzelt diyor mu, demiyor mu? Bir. İkincisi, hangi firmadan düzeltme isteniyor? Ona dikkat edeceğiz. Eğer düzeltme istenmiyorsa hiçbir şekilde düzeltme yapmıyoruz. Firma ismi yoksa hiçbir şekilde düzeltme yapmıyoruz. Ve süreyi göz önünde bulunduruyoruz. Eğer firma ismi yoksa vergi dairesine yazılı başvurmak suretiyle evet ben düzelteceğim ama hangi firmaları düzelteceğim? Orada bazı vergi daireleri şu uyanıklığı yapıyor. Ya siz iyi bilirsiniz hangi firmalar olduğunu, gidin düzeltin gelin diyorlar. Hayır ben bilmiyorum. Siz yazılı verin bana diyeceksiniz. Bu verilen düzeltmelerde başkanım geçici vergilerde düzeltme yazıları geliyor mesela bize. Şimdi şöyle istediği kadar söylesin. Oraya geleceğim. Yargısal durumuna nedir bunun yargıdaki şeyi? Düzeltmenin hangi firmalardan olduğunu mutlaka yazılması gerekiyor. Bir süresi içerisinde süresi de çok. Genelde 15 gün veriyorlar. Düzeltme işlemini biz itirazı kayıtlı yapmalıyız. Böyle bir durum vardı. Benim önerim bir de bu düzeltme yapılmadan önce biz meslektaş olarak bu düzeltmenin yapabilmemiz için mükellefimizden bir yazılı muvaffakat almak biz diye düşünüyorum. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Sayın Nedim Kaya Mali Müşavir, işte şu firmadan olan tenzil alışlarımın vergi dairesi şu tarihçilerin yazısına istinaden düzelt. Çünkü yani bir gün o bizim başımıza ne olabilir? Benim haberim yoktu, sen düzelttin, ben düzeltmeyecektim diyebilirler. Mutlaka itirazı kayıtlı düzelteceğiz. Tamam düzelteceğiz ama beyanımızı düzeltirken orada 3 tane buton var. 1. Kanun süresinden sonra düzeltme, 2. itiraz kayıtlı. Diye. Biz itiraz kaydı tıkladığımızda orada önümüze bir kutucuk çıkacak. O kutucuğa işte ilgili vergi dairesinin şu tarihçilerin istinaden, yazısına istinaden şu vergi dairesinin mükellefi olan şu vergi numaralı kişiden olan alışlarımızın tenzilinden kaynaklı itirazı kaydı düzeltmemizdir şeklinde bir ibare yazmak zorundayız oraya. Şimdi İzmir'de şöyle uygulanıyor, bilmiyorum İstanbul'da. Düzeltme için geçici vergi, işte diyor A firmasından yapılan vergi incelemesinden dolayı geçici vergi, KDV, kurumlar veya gireri düzeltme. Şu da yapılabiliyor, hani siz A planı, B planı, biz şöyle yapıyoruz, A planı bu faturaların doğru faturalı olduğu. Yani bizim defterimizin bizzat incelenmeden bunu yapamayacaklarına dair bir yazı veriyor diyor. Bu yazı esinlerden vergi dairesi... Siz incelemeye sevk ediyor. Hayır. Takdire de gönderebiliyor. Evet. Takdire sevk ediyor. Da böyle gidiyor. %100 de kazanabiliyorsun dava açtığında. Bu bir yöntem. Biz bu yöntem hiç vergi dairesi şöyle diyor. İzmir'de takdire sevk ediyor. Şöyle diyeyim, o yönteme başvurmadan direkt dava bizim yani benim kişisel önerim şöyle diyeyim. Hiç bu tip yönteme başvurmadan itirazı kayıtlı çıkarmak. İtirazı kayıtlı çıkardığınızda anayasa şeyine dayanarak yani siz hiç kimseyi tehditle ya da fişleyerek bir şey yapamazsınız. Şeklini, işte tehdit usulü olarak kullanamazsınız şeklini. O belki, bilmiyorum, o biraz daha zor. Bu tip davaların şöyle ki. Kararında yine defter vergi üzerinde inceleme yapmadığı için orada düşüyor, da kazanabilirsiniz. Evet. İlginiz olsun. Burada da İbrahim Bey'in dediği da şu, mesela miktarı yüksek, 500 bin lira alışını çıkar diyor burada. İşte onu söyleyeceğim. İtirazı kayıtlı beyana ama verdiğimiz durumda 30 gün içerisinde yürütme durdurma talepli dava açılır. Çıktı. Borcu yok alamayacak. İşte hayır ama onu şunu söylüyorum. Yürütme durdurma talepli çıkmadı daha bir ayda çıkmadı. Şöyle diyeyim bu tip yazılarda yürütme durdurmayı zaten 2,5-2 ay içerisinde veriyor. Vergi daireleri de genelde bu borç için icraya gelmiyorlar söyleyeyim. Çok böyle 2 ay sonra ama şöyle diyeyim bir ay içerisinde sıkıntı oluyor. Zaten vadesi gelmemiş oluyor. Bir ay bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama ceza sonra da dava açıldığı için gelmiyor. Ceza ipanemesi yok orada. Benim dediğim takdir komisyonu kararına karşı ceza ipanemesi geldiğinde dava açıldığı için borç doğmamış oluyor. Evet. Fark o. Benim evet şeyde o sizin. Ama dediğim gibi orada sizi koda atıyor. Bilmem ne yapıyor. Bir sürü şeyler. Davayı kazandı. Toplamda evet, çıkıyorsunuz. Sizi sıkıntıya sokabiliyor. Bizim amacımız bu tip düzeltmeleri de form B adının da düzeltilmesi. Neden? Siz her seferinde müşterileriniz sorgulandığında veya ortamında sizin kodda olduğunuz ya da kod demeyeyim de özel esaslarda olduğunuz görülmeyeceğinden bir nevi pansuman tedavi olmuş oluyor bu bizim yaptığımız işlem.
ve bu işlem için mutlaka verim dersine bilgi dilekçesi verilmeli yapıldığına dair. Diğer bir hususunda bizim en önemli konularımızdan biri de özel esaslara alıyor vergi dairesi bizi. Özel esaslara almış ise biz özel esasları olduğumuzun bir yazıyla bize gelmesini beklememeksizin öğrendiğimiz tarih itibariyle, öğrenme tarih itibariyle ne yapabiliyoruz? Dava açabiliyoruz. Ve bunda mutlaka vergi mahkemesi ne yapıyor? İdare mahkemesi. Sizi koddan mutlaka çıkarıyor. Bu durumda koddan çıkmak hakkımızda devam edecek vergi incelemesini hiçbir şekilde durdurmaz. Demin dediğim gibi bu da bir pansuman tedavi. Sadece ne yapıyor? Bizi geçici olarak bir rahatlık sağlatıyor bize. Evet, benim sunumum bu kadar. Bu da şu arada bir ek bir bilgi vereyim. Mevcut bir kanun var. İstinaf mahkemeleri diye mahkemeleri kurulmaya çalışılıyor. Şu anda Türkiye'de daha kurulmadı ama herhalde Danıştay ile idare vergi mahkemesi idare mahkemesi arasında bir mahkeme olacak. 100.000 lira ya kadar olan davalara istinaf mahkemesi bakacak. Yani Danıştay'a gitmeyecek. 5.000 liranın altında olan davalar vergi mahkemesinin vermiş olduğu kararlar kesin olacak. Kesin itiraz edilmeyecek. 100.000 liranın altında olup da istinaf mahkemesine itiraz etmemiz durumunda eğer kaybedilmesi artı bir Danıştay'a tekrar gidebileceğiz. Yani bir ek bir hukuk yolumuz daha açılmış olacak bu mahkemeler kurulursa. Şu anda kurulmaya çalışılıyor. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlenen bağlantıda bulunduk. Çok insan etkisi alabildim. Biraz hızlı heyecanlı oldu. Sağ olun. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel. Evet arkadaşlar. Şu anda ara veriyoruz. Demek arası. Açık aramın kuruşu ve bu ilanın mezarı. Saat açıldı. İki çeyrek geçen arkadaşlar. Bu meslek var. Şöyle bir meslek.